Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf doğruda açılarla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Ne hayırlı uğurlu olsun hocam? Matematik kısmı, matematik dersimizin matematik kısmı bitti. Artık geometri kısmındayız. Geometri kısmında ne var hocam? Üçgenler var. Bu dönem boyunca sadece üçgenleri göreceğiz. Ve üçgenleri bitirip 10. sınıfta dörtgenlerle devam edeceğiz. Ve arkadaşlar bu üçgenlerde, üçgende açılar konusu aslında doğruda açılarla birlikte veriliyor ve uzun bir video olabilirdi. Ben sizin için doğruda açıları ayırdım, üçgende açıları ayırdım. Neden? Çünkü sen doğruda açıları çok rahat bir şekilde dinle, öğren. Sonrasında üçgende açılara çok güzel bir şekilde geç istedim ve bu kısa videoyu senin için çektim. Peki bundan önce ne yapmıştın hocam? Problemler yapmıştık en son. Genel tekrar videosunda çok beğenmişsin. Çok teşekkür ederim. Yorumlarda okuduk. Biz şimdi vakit kaybetmeyelim, uzatmayalım. Hemen geometriye başlayalım. Peki neler var bakalım? İlk önce temel bilgilerimizi yapalım. Bunları unutmayalım, bunları bilelim. Sonrasında da devam ederiz. Dar açı ne demek? Belki de biliyorsun bunları. Sıkıntı yok. 8. sınıftan biliyorsundur ortaokuldan. Ama biz bir kere daha görelim. Dar açı neydi? Dar açı 0 ile 90 arasındaki açılara ben dar açı diyorum. Açılar nasıl okunuyordu peki? A, O, B. A'dan başlayıp O'ya gidip benim O'daki açım ne olacaktı? Bana ne olduğunu gösterecekti. Bak A, O, B. Bu bir dar açı mıdır? Evet. Şurası bir dar açıdır. Neden? 90'dan küçük. Bak burası 0, burası 180, burası 90. O zaman burası da 90'ın altında kaldığı için 90'dan küçüktür. Dik açı nedir hocam? Dik açıda 90 derece olana ben de dik açı diyorum. Bak bu dik açı değil. Şu dik açıdır. Dik açıya ne demişiz? Hemen E, O, C. Bakalım. E, O, C. Tersten göstermişiz. Hiçbir sıkıntı yok. Bak E, O, C dik açıdır. Peki geniş açı nedir hocam? Geniş açı 90'dan büyük olacak ama 180'den küçük olacak. Biz buna ne diyoruz? Geniş açı diyoruz. Hemen örneğine bakalım. A, O, D. A, O, D. Evet bak buradan başlıyor. A'dan başlayıp nereye kadar gitti? D'ye kadar. 90'ı geçti mi? Geçti. 180'den? Hayır geride kaldı. O zaman geniş açı. Doğru açı nedir doğru açı? Doğru açı başlayıp yeniden düzlüğe geldiğim açıdır. A, O, E'dir ya da E, O, A'dır. Burada da göstermiştim. Tam açı nedir? Tam açı A'dan başlayıp O, A etrafında O, daha doğrusu O, A'nın tam tur atıp yine tekrar yerine gelmesidir. Tam tur atmasıdır. Burası da çok önemli. Biz buna kim tam tur atıyor bu arada? O, A. Bak bu benim açı kolum. Ne yapıyor? Dönüyor. Bir daha buraya geliyor. Tam tur atıyor. Bu kadar uzatılacak bir şey yok. Siz zaten buraları biliyorsunuz. Mesela bir dar açı daha söyle desem E, O, D olduğunu söylersin. Peki bir geniş açı söylesem E, O, B geniş açıdır. Bunu sen biliyorsun. O yüzden çok uzatmayalım, geçelim. Peki başka bilmem gereken ne var hocam? Tümler açı. Tümler nedir tümler? Tümler ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler denir. Yani ne yapıyorsun hocam burada? Bir açı var alfa diye, bir açı var beta diye. Ve bunların toplamı ne? 90 derece. İşte ikisinin toplamı 90 olanlara ben ne diyorum? Tümler. Bir de ne var? Bütünler açı var. Bütünler ne? Bu sefer de ölçüleri toplamı 180 olan iki açıya bütünler denir. E peki bunları topladın ne oldu? 180 derece oldu. Hocam peki tümler bütünler. Hangisi tümler hangisi bütünler? Benim kafam karışır. Unuturum ben. Hayır, unutmaya son. Ezbere de son, unutmaya da son. Bak şimdi sana bir şey göstereyim. Tümler nasıl yazılır tümler? T ile yazılır değil mi? Peki T'nin şurasında bir 90 var mı? Var. O zaman aklında. Bundan sonra tümler senin aklında. Peki bütünler nasıl yazılır? B ile mi yazılır? Evet hocam. O zaman bak şunu da şöyle bir şey yaparsın. Yanına bir sıfır koyarsın. Bu da sana 180 oldu. Demek ki tümler 90'a tamamlıyor. Bütünler de ne yapıyor? 180'e tamamlıyor. Tümler 90'a, bütünler 180'e. Yanlış mı söyledim bilmiyorum. Biraz önce bir şey dedim ama İnşallah doğrusudur. Ama sonradan kendimi düzelttim zaten. Bir sıkıntı yok. Biri diğerinin 8 katı olan iki tümler açıdan büyük açının bütünleri. Biri diğerinin 8 katı olan tümler açı. İlk önce burayı bir toparlayalım. Bir tanesine alfa dersem diğeri 8 katı mı? Evet. O zaman diğeri de 8 alfa mı olacak? Çok doğru. Peki bu ikisi neymiş? Tümler açılarmış. O zaman hemen yapalım. Alfa artı 8 alfa nedir? 9 alfadır. Peki bunlar nedir? Tümler açılarsa, hemen tümler neydi bakıyorum? 90'dı. 9 alfa 90'sa her iki tarafı 9'a böldün. Alfa kaç çıktı? 10 çıktı. O zaman benim açılarım neymiş? Benim açılarımdan birisi 10 dereceymiş. Birisi 80 dereceymiş. Bu arada dereceleri de koyalım.
Tamam, iki tümler açıdan büyük açının bütünleri kaç derecedir? Küçük açının bütünleri 170 derecedir. Büyük açının bütünleri de 100 derecedir. Neden? Toplamları neydi? 180 edecekti. Bize kimi soruyor? Büyük açının bütünlerini soruyor. A'da bulduğum, hiçbir sıkıntı yok. Isınmaydı zaten. Kolaydı, geçtik. Şimdi model soru var. Zor soru ya da yazılı sorusu fark etmez. Olabilir her türlü. Çünkü güzel bir soru. Bütünlerin ölçüsü tümlerinin ölçüsünün 3 katından 10 eksik olan açı kaç derecedir? Bütünlerinin ölçüsü. Demek ki bir açı var. Tamam. Alfa diye bir açı var. Bu açının bütünleri var. Bütünleri. Bütünleri ne? 180 eksi alfa. Tamam. Tümlerinin ölçüsünün. Alfanın bir de tümleri var. Tamam. Tümleri de neydi zaten? T90 unutma. Neymiş? 3 katından 10 eksikmiş. 3 katından 10 eksikmiş. İşte bu kadar. Sen bunu problemlerde yazmayı öğrenmiş miydin? Evet, neydi? Burada 3 katından kimin? Bu tümlerinin ölçüsünün 3 katındandı. Uzatmayalım, bu kısmı sen biliyorsun zaten. Hemen toparlayalım şunun ağzını burnunu. O zaman ne oldu burası? 270 eksi 3 alfa eksi 10. 3'ü dağıttım 90'a. 3'ü dağıttım alfaya. Eksi 10. Attım karşıya. Daha doğrusu bir kere daha toparlamakta yarar var. Belki karışan olabilir. 260 eksi 3 alfa. At buraya 3 alfayı. Artı 3 alfa eksi alfa. At buraya 180'i. Eksi 180 oldu mu? Oldu. Peki 2 alfa kaçmış? 80'miş. O zaman alfa dediğim neymiş? 40'mış. Bana neyi soruyordu? Ben bu açıya zaten alfa demiştim. Bu açı nedir diye soruyor. Tamam, ben de o zaman 40 diye buldum. Bütünler tümler davasını bence anladık. Şimdi yeni bir şey söyleyelim. Açı ortay dediğimiz bölüm uzun bir bölüm aslında. Ama bize burada çok kısa bir doğruda açı kısmı lazım. O yüzden açı ortayın ne olduğunu anlayayım. Gerisini zaten ben ne yapacağım? Üçgende anlatacağım sana. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açı ortay denir. Işın nedir arkadaşlar? Bir noktadan çıkıp sonsuzluğa doğru giden şekle veyahut da neydir o? O şeye ne denir? Işın denir. Işın dedik. Peki açı ortay nedir? Bir açıyı, bak ne var? A, O, C açısı var burada. A, O, C. Şu açıyı ikiye bölen bir şey. Yani burası alfa, burası alfa. Biz buna ne diyoruz? Açı ortay diyoruz. Kime açı ortay diyoruz? O, B'yi açı ortay diyoruz. O bunu çünkü ikiye böldü. Peki ne oldu? C, O, B. C, O, B açısı alfa eşittir. B, O, A açısına dedik. Zaten biz de bunu söylemiştik. Burada da göstermiştik. Açı ortay diye buna söyleriz. Nerede bu? Doğruda açıda olduğu için sıkıntı yok. Daha devamını göstereceğiz. Peki arkadaşlar, geldik buraya. Soruya bir bakalım ne diyor? D, O, C açısının ölçüsü. Bu arada M measure'dan gelir. Yani İngilizce'deki measure ya yani okunuşuna göre değişir. M ölçüden gelir. D, O, C açıdır bu da. Açının ölçüsü. Nereden oluyor bu? D, O, C. D, O, C. Yani şu açı 30 derece miymiş? Aynen öyle. O, E ışını açı ortaymış. Tamam, görüyorum burada. O zaman burası alfaya alfa. O, B ışını da açı ortaymış. O zaman burası da alfaya alfa demeyeceğim. Neden? Çünkü bunlar aynı olmayabilir. Aynı da olabilir. Sonuç ne çıkarsa o zaman bakarım. Bana sorduğu şey E, O, B. E, O, B. Allah Allah. Bana sorduğu alfa artı beta artı 30'un ne olduğunu soruyor. Peki ben nereden bileceğim alfayı betayı bilmiyorum. O zaman hemen yapayım. Bak ben neyi biliyorum? Doğru açıyı biliyorum. Doğru açı neydi? Bunların toplamı 180'di. Var mı burada 2 tane alfa? Var. Var mı burada 30? Var. Var mı burada 2 beta? Var. Peki bunların toplamı nedir? 180 midir? Evet. Peki 2 parantezini alsan alfa artı betayı, sadece şu ikisini 2 parantezini alsan, 30'u karşıya göndersen 150 mi gelir? Her tarafı 2'ye bölsem, artık şöyle bölü 2 yapmıyorum arkadaşlar. Matematik kısmında çok yaptık. Bence öğrendik. Böyle bölü 2 yapacağım. Çarpım durumunda olduğu için sadeleşirler. Alfa artı beta ne oldu? 75 oldu. E peki bana ne soruyordu bu arkadaş? Bana sorduğu şey de şu EOB açısıydı. Onun da bu olduğunu biliyorum. Burası kaçmış? 75. Burası kaçmış? 30. O zaman cevabım ne oldu? 105 oldu. İşte bu kadar açı ortay mevzusu da. Açı ortayla ilgili buna benzer abidik gubidik şekiller gelecek. Ne yapacaksın sen de?
olayı çözdün. Birbirleri toplayıp çıkaracaksın. Doğru açı, dik açı onları biliyorsun zaten. Öyle yapacaksın. İşte geldik geometrinin en temel olayına. İşte geldik. Geometrinin en temel olayına geldik. Peki nedir bu hocam? Paraleller arasındaki bir kesenle oluşan açıların birbirine göre durumu. Burada isimler çok önemli olmamakla birlikte bilirsen güzel olur, artistlik yaparsın. Şu açılar ters açılar, bu açılar da yöndeş açılar dersin. Herkes der ki ooo her şeyi biliyorsun maşallah der. Böyle afili suratla bakar sana ama sorun yok. Sen hemen bilmesen de olur, bilsen de iyi olur dedik. Peki olay ne? Olay iki tane paralelim var benim. Görüyorum burada iki tane paralel. Ve bu paralelleri bir tane D1 kesiyor. Bunları kesen bir D1 var. Güzel. D2, D3 paralel. Paralel olması elzem. Yani kesinlikle olmalı. Paralel olması kesin. Paralel olması lazım. Bunu unutmayalım. Böyle olursa ne olur diyor. Şu A ile C birbirine eşittir diyor. A ile C birbirine eşit. X ile de Z birbirine eşit. Ve bunların ikisi bunların ikisine eşit diyor. Olabilir. Şu anlık kalsın. B ile D eşit. Y ile K eşit. Ve bunlar da ikili ikili birbirlerine eşit diyor. Tamam öyledir diyelim geçelim. Bakalım birazdan şimdi gerçekten öyle mi anlayacağız. Bir bakalım düzgüncene. A ile C birbirine eşit demişti. Ters açılar oldukları için birbirlerine eşitlenmiş. Peki nasıl hocam? Bak şöyle bir çizgide. Tabii ki de otomatikman makasın ağzı burası alfa ise bu tarafı da alfa olur. Veyahut da burası beta ise tabii ki de burası beta olur. O zaman A ile C birbirine eşit. B ile de D birbirine eşittir. Neden? Ters açılar. Bak burada sadece AC'yi örnek göstermek için yazdım. AC ters açılar, BD ters açılar, KY ters açılar, XZ ters açılar. Bunların ikisi ters, bunların ikisi ters. Ters açılar birbirlerine eşitler. O zaman anladım olayı. Geçiyorum. AX ile yöndeş açı. Bak A nerede? Çizginin üstünde ve sağ tarafa bakıyor. X nerede? Çizginin üstünde ve sağ tarafa bakıyor. Ya da şöyle düşün. Ranza sisteminde yatıyorsun. Bir tane duvar şöyle gelmiş seni sıkıştırıyor. Ranzanın üstünde yatan arkadaşın kafası sıkışır. Senin kafanda sıkışır mı? Sıkışır. O zaman bak bu üstte yatan arkadaşlar, bu altta yatan arkadaşlar aynı eğimle geldikleri için tabii ki de aynı açılara sahip olacaklar. Böyle basit bir mantıkta oluşturabilirsin. Peki AX'e eşitse K D'ye eşit midir? Evet. AX'e eşitse bunlar kendi aralarında. Şu ikisi de kendi arasında birbirine eşittir. Neden? Bu vatandaşlar yöndeş açılardır. Yöndeş. Peki C ile X birbirine eşittir diyor. C nerede burada? X nerede burada? Onu da şöyle düşün. Burası yine aynı şekilde içeride ve terste mi kalıyor? Evet. O zaman bu ikisi zaten birbirine eşitti. E bu da buna eşitse bu da buna eşittir tabii ki de. Sanki böyle tekerleme gibi hızlı geçtim. Şu ikisinin eşitliğini en başta söyledik. Yöndeş açılardı. Peki şununla şu birbirine eşitti. Ters açılardı. E, o zaman demek ki bu vatandaşta bu da eşit oluyormuş. Birazdan zaten Z kuralıyla göstereceğim. Bunlar da iç ters açılar. C ile X. Peki C ile X iç ters de B ile D iç ters değil mi? Pardon B ile K. Evet B ile K da iç ters. O zaman B ile Y birbirine eşitti. O zaman B ile K da birbirine eşitse Y, K birbirine eşit. Hepsi birbirini tamamlıyor arkadaşlar. Burada böyle ya hocam ne biçim anlatıyorsun ne bu karmakarışık değil. Bunların hepsi birbirini tamamladığı için sanki böyle karışıyormuş gibi oluyor ama hiç karışmıyor. A ile Z de dış ters açılar diyor. Dışarıda ve terste. Biri çizginin üstünde ve sağa bakıyor. Biri çizginin altında ve sağa bakıyor. Bak ben bunları çok basit. A ile C birbirine eşit değil miydi? Eşitti. C ile Z yöndeş miydi? Evet. Altta ve dışarı bakıyorlar. Altta ve sola bakıyorlar. O zaman tabii ki de A ile C eşitti. E C de Z ile eşitti. O zaman A ile Z de eşit olurlar. Peki nasıl eşit olacaklar? Dış tersten dolayı. Dışarıda ve tersteler. İşte bu kısmı çok iyi bilmen lazım arkadaşım. Bilirsen çok iyi olur. Şimdi ben sana bunları yaptım ya. Şuraları gösterdim. Sen de şu eşitliğin kimlerin kimlerden geldiğini, nelerin olduğunu kendin bul bakalım. Bulamazsan ne yap biliyor musun? Arkadaşlarınla istişare et. Arkadaşlarını da bulamazsan öğretmenine sorarsın zaten. Sıkıntı yok. Ama bence zaten sen burayı çok iyi anladın. Sen kendin yapacaksın. Mesela C ile Y birbirine eşit mi? Hayır eşit değil. Çünkü C ile kim eşit birbirine? C ile Z eşit. E bunlar ne? Z ile Y
Bunlar doğrusal, bütünler doğrusal oldukları için bir doğru üzerinde doğru açıyı tamamlıyorlar. O zaman bunlar 180'dir. Bak burada zaten ne yazmışız? İkili açıların toplamının 180 olduğunu fark ettin mi? İkili dediklerim kimler? K ile X. İkili dediklerim kimler? Z ile Y. İkili dediklerim kimler? A ile D. C ile B. Bak bunların hepsi doğrusal açı. Bitmedi, yetmedi. Bak A ile B de 180'dir. X ile K da 180'dir. D ile C de 180'dir. K ile Z de 180'dir. Dedim hocam amma uzattın ya. Yeter diyorsun, farkındayım. Soruları gönder. Göndereceğim ama öncelikle bunun bir özetini çıkartalım. Özet yapalım çünkü çok önemli kurallar var. Biraz önce ben ne demiştim sana? Şunu böyle uzatırsan demiştim. Şunla şu iç ters olurlar ve birbirine eşitler demiştim. Ama ben artık ne diyorum? Bunlara iç ters mi iç ters demiyorum. Ne yapıyorum? Z kuralı diyorum. Z harfini gördün mü? Gördün. O zaman bunun içiyle bunun içi gördükleri birbirine eşit olur. Eşit olur. Peki dışları hocam? Bak burası da bir Z'dir. Bak şu da bir Z'dir. İlla içeride olması gerekmez. Hemen bak gösterelim. Bunun uzatırsın. Bunu da uzatırsın. Burası da bak Z'ye dahildir. Bu sefer de şöyle bir Z oldu. Hiç fark etmez. Olabilir. Geniş açılı Z olabilir. Bunlar da birbirine eşittir. Mesela şurasına da teta deyip burasına da teta diyebilirsin. Bunlar birbirine eşit. Tabii ki de iç tersten dolayı ya da Z'den dolayı. Bunlar da birbirine eşittir. Peki Z kuralı tamam. Peki C kuralı, bazıları buna C diyor, bazıları yan U diyor. Sen neye benzetirsen, bu ne demek hocam? Şöyle bir şekil. Bak, kimisi bunu C'ye benzetiyor, kimisi bir şeye. Burası alfaymış, burası betaymış. Bunların toplamı 180'dir diyor. Allah Allah, nasıl oluyor? Ben Z kuralını bilmiyor muyum? Biliyorum. Burası da alfa, burası alfa ise burası alfa. Gördüğün gibi doğru açıdan dolayı bunlar birbirlerini bütünlediler mi? Bütünlediler. O zaman ne oldu? U kuralında içeride kalan açılarda birbirlerini 180'e tamamlar dedim. Hemen antrenmanımıza geçelim. Bakalım neler varmış neler. Görelim bakalım. Şimdi yavaş ve sakin gidelim. Neler bildiğimize bir bakalım. Öncelikle şurayı kapatırsan çok net gözüküyor şu an. 132 ile 3A biraz önceki U kuralımdan dolayı birbirlerini 180'e tamamlıyorlar mı? Evet. O zaman 132 artı 3A nedir? 180'dir. At 132'yi karşıya. 3A eşittir. 132'ye 8 eklesen 140. 40 daha eklesen 180. O zaman bu 48 midir? Evet. Peki o zaman A dediğim şeydi. Her tarafı 3'e bölersem 16 mıymış? Aynen Johnny, aynen. O zaman bak şu açım gitti. Ben bunu ne yaptım? 3A'ya 48 dedim. 3A 48. Neden? A'yı çünkü 16 buldum. Peki A'yı 16 bulduysan şu vatandaşta artık 64 mü oldu? Oldu. Şimdi çok dikkat et. Ne var burada bakalım? Ne var burada? Burada bir U daha var mı? Var. Bir U daha var bak şurada. Görüyor musun? Bir U daha var burada. İşte bu kahverengiyle gösterdim. Bakayım güzel gözüküyor mu? Evet, çok güzel gözüküyor. 64 artı B ve 48, ikisinin toplam açısı, şu açıyla şu açı, şunun toplamı yani. Ne edecek bana? Biraz önceki söylediğim gibi 180 derece edecek. Peki 64, hemen toplayalım bunları. B eşittir 180 eksi 64, ya da toplamayalım, karşıya atalım, 48. 60 çıksaydı 120 idi ama 64 çıkıyor, ne kalır? 120 kalacaktı ama şimdi 116 kaldı. Bir tane de 48 çıkartacağım. Yine bak pratik bir çıkarma yapalım. 16 çıksa 100 kalır ama ne çıkması lazım? 32 daha çıkması lazım. Böyle kafam karışıyor hocam. Gerek yok diyorsan 116'dan 48'i çıkartırsın. 8. Buradan da ne kaldı geriye? Zaten burası da 68 olmalı dedik. Çünkü bir tane 0 kaldı orada. 1 almıştım ya. Oradan dolayı 10'dan 4 çıktı. 68 oldu. Peki benim ne oldu burası? 68 olduğunu fark ettim. B de 68'dir. Bize ne soruyordu? B'yi soruyordu. İşte A burada diyor arkadaş. Çok da haklı. Güzel yaptık çünkü. Bu açıları fark etmem lazım. Bunları görmem lazım. Şimdi bu soruyu yapalım.
Sonracığıma şu soruyu yapalım. Ama ilk önce bence bu sorudan önce bence şunu yapalım. Arkadaşlar bu sorudan önce şunu yapalım. Çünkü gözüme bu daha mantıklı geldi ondan önce. Yine bak her zamanki gibi. Burada bir biraz öncekinin devamı olduğu için aynısını yapacağız. Paralellikler önemli. Paralellermiş. Burası 100'müş. Burası A'ymış. Burası da 2A artı olmuş. Güveniyorum burada yazılanlara. Hiç okumuyorum. Verilenler tamam. Her şey tamam. Peki şurada bir U var mı U? Var hocam. Peki bu U varsa burası 80 midir? 100 ile 80 toplarsan 180. Tamam bitti. Peki yine bak kahverengi yerimi aldım. Peki şurada bir U daha var mı? Nerede hocam? Şurada bir U daha var mı? Görüyor musun? Burada bir U daha var. O U ne peki? Şu açı yani 80 artı A artı şu açı 2A artı 10 eşittir nedir? Yine bunlar U'dan dolayı birbirlerini 180'e tamamlıyorlar. Peki 180, 100 gitti. Şey pardon 180'den 80 gitti, 100 kaldı. Bir 10 daha gitti, 90 kaldı. Karşı tarafa atmakla aynı şey. 3A eşittir 90 ise A kaçtır? A 30 nedir ama? Bir yuvarlak derecedir. İşte U meselesi tamamen böyle arkadaşlar. Çok zor bir şey olmamakla birlikte böyle sorular gelecek ve bunları da yapacaksın inşallah. Hocam hiç Z gelmiyor. Z gelir arkadaşlar. Sakin, sakin olun. Sakin. Her şey yolunda. D ile burası birbirine paralelse. Of hocam şimdi ne yapacağım? Bak ne yapacaksın biliyor musun? Normalde bu üstte olması gerekirdi. Ama şimdi nerede? Bakıyorum ki altta. O zaman sen bunu üste al. Sen al bunu üste. Hiç fark etmez. Sıkıntı yok. Peki burası 65 ise. Şurası x ise. Bunların toplamı 180 değil miydi? Artık alışman lazım bak. Bu x ise. Bununla toplamı 180 ise. Sen buna hemen ne yazacaksın biliyor musun? 180 eksi x yazacaksın. Gerçi biraz önce söylemiştim. Bir alfa ise bütünleri neydi? 180 eksi alfaydı. Niye? Birbirlerini toplayınca bak alfalar götürür 180. O zaman bu iki vatandaş U'dan dolayı birbirlerini 180'e tamamlıyor muydu? Evet. O zaman bu X ise bu nedir? 180 eksi X'tir. Peki, peki. Şurada yine bir büyük U var mı? Var. Peki bir büyük U'da alttaki açım kaç? 65. Üstteki açım kaç? 45 artı 180 eksi X'miş. Neden? Şu açının tamamı lazım bana. Bak aldın mı tamamını açının? 45, 180 eksi x aldım. Bunların toplamı ne olması lazım? 180 olması lazım. Hemen toparlayıp bakalım ne olacak? 65, artının bir önemi yoktur. Çünkü artı dağıldı mı herkes aynen gelir. 65 ile 45'i toplarsan ne yapar? Bir 5 toplasan 70, bir de 40 toplasan 110. Artı 180 eksi x eşittir 180. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. At karşıya x'i. Eksi x karşıya artı x olarak geçer. 110 oldu. X dediğim şey neymiş? 110 dereceymiş. Şimdi bir sağlamasını yapar mısın hocam? Ben inanamıyorum fazla diyorsan. Hemen sağlamasını yapalım. Burası 110 mu? Peki şu açıya kaç kaldı? 70 mi? O zaman 70 artı 45. Şuradaki büyük açım da benim. Şu büyük açım. Ne oldu? 115 oldu. 115 ile 65 toplarsan evet 180 ediyormuş. Gerçekten güzel bir çözüm oldu. Teşekkür ederiz. Geçelim. Şimdi bize yeni bir soru var. Bakalım bu sefer ne diyor? Bu sefer de BA, DE birbirine paralelmiş. Tamam. Gördüm. Bu birazcık uzamış ama. Uzayınca sen ne yapıyorsun hemen? Bir tane paralel çekiyorsun böyle. Paralel çekersen şu 50, şu 30'la, 130'la şuranın toplamı bak sadece şuna bak. Sadece şuna bak. Şöyle bir olay var yine burada. Burası kaç? 130. O zaman şuraya ne kalır? Bak buraya da 50 kalır. Neden? Toplamları 180. Tamamdır hocam anladım. Şimdi geldik kritik olaya. İşte beklediğiniz an geldi. Kim karşınızda? Z kuralı karşınızda. Bak. 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 Paralelliği görüyor musun? Paralel. Z oldu. Çok güzel bir Z oldu. Neden karaladın bu kadar? Çünkü sen iyi gör diye. Peki Z'nin burası kaç dereceymiş? 60. Z'nin bu tarafı kaç dereceymiş? 50'yi biraz önce bulmuştum. 50 artı alfaymış. O zaman bana neyi soruyor? Alfayı soruyor. 60 ile 50 artı alfa birbirine eşitler mi? Aynen hocam. At karşıya.
Alfa eşittir 10 mu? 10. İşte bu kadar. Olay bu. Tabii ki de şekli aldanılmaz. Geometrinin bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar. Geometrinin en önemli olayı şu. Hiçbir zaman şekile aldanmayacaksın. Şekil kötü çizilebilir. Yanlış yazılabilir. Ne olursa olsun sen burayı okuyacaksın. Ya da bana verilmeyebilir şekilde. Sen her zaman burayı okuyacaksın. Ondan sonra burayı yapacaksın. Bak burası 50, burası 10 derece. Olur mu? Görsel olarak olmaz. Ama matematiksel olarak oluyorsa oluyordur. Yazılı sorusu neden? Aşağıdan paralel çektim. Önemli bir kural geçtim. Mesela bu da yazılı sorusu olabilir. Çok dikkat edelim şimdi. EDC, bak oku dedim, okuman lazım. Ney? BA, evet, paralel kime? ED'ye. Süper. EDC 105. EDC. Burası 105 derece. Tamam hocam. DCB. DCB. Burası da 40 derece. Tamam hocam. Peki burası neymiş? CBA. CBA. Bu açıda neymiş? Beta'ymış. Süper. Hiçbir şey yok. O zaman ben her zaman böyle benim sorumun uzantısı kalan bir kısım varsa öyle bir şeyi kabul edemezdim. Ne yapacaktım ben hemen? Hemen bir doğru çekecektim. Nereye doğru? Bunlara paralel doğru. Paralel doğru yaparsan şurada eline bir U geldi mi? U. Evet. Yan U geldi mi? Geldi. C ya da geldi mi? Geldi. 105'e kaç eklersen 180 eder. 75 eklersen 180 eder. Peki peki arkadaşım. Bak şimdi. Şurada bir tane şöyle bir şey var. Burada bir tane böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Ben biraz önce sana ne demiştim? Geniş açılı Z de olabilir. Bak. Buranın açısı kaç oldu şu an? Şu geniş açı. 75. 40 daha. 115 etti. Az kalsın 105 yazacaktım. Linç tayfa zaten hazır bekliyor. Hoca yanlış yapsa da hemen yoruma yazsak. Olur öyle şeyler arkadaşlar. İnsanlık hali, yanlışlar olabiliyor. Bir de zaten yoğun çalıştığımız için veyahut da burada size daha fazla iyi bir şeyler göstermek için, daha güzel şeyler görmek için ne yapıyoruz? Bazen gözden bir şeyler kaçabiliyor. 75-40 daha 115 ettiğini söyledik. Peki ben sana ne demiştim? Geniş açılı bir Z olabilir mi? Olabilir tabii ki. 115, burası da 115'tir. O zaman beta neymiş? Beta 115'tir dedim. Ya da şöyle yapabilir misin? Burası 115 ise burası 65'tir. Burası 65 ise dışarısı 180'e tamamlar. O da 115'tir. Ama tabii ki de gerek yok. Biz Z kuralını biliyoruz. Z kuralını da yaptık, geçtik. Hocam bu ne ya? Alfabedeki bütün kurallar var. Hayır arkadaşım, 3-4 tane var. M kuralı var. M ne? Yan M bu da. Nasıl olacak yan M? İki paralel arasında adam ne yaptı? Bunları çekti. Peki 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 peki, sana bir şey soracağım. Bunları çektiyse bu buradaki kural ne hocam? Her sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit olacak. Hocam zaten sağa bakan sola bakan iki tane var. Bir tane de burada var. Evet arkadaşım, sorun değil. Ama daha çok gelirse birazdan göstereceğim. Bunlar ne olacak? Birbirlerine eşit olacak. Kim? Sola bakan kim? Q. Ya da burada Q değil aslında. Bu teta olacaktı. Şöyle bir çizgi. Teta açısını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tetadır. Bunu kullanabilirsin. Alfa, beta. İsteyen farklı şeyler kullanabilir. Ama ben böyle yapıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Geometride zaten genellikle bunlar kullanılıyor. Şimdi bak ne oldu? Teta eşittir. Alfa artı betadır. Bu kadar basit. M kuralı bu kadar basit. Peki hocam bu kural nereden geldi? Sen biliyoruz ki ezberi sevmiyorsun. Ama sen bize kural söylüyorsun. Ezber yok. Biliyorsunuz bir öncekilerde de anlattık nereden geldiğini. Burada da anlatalım. Çektim burayı bir paralel daha. Bak çektim bir paralel. Z'den dolayı bu alfa buraya mı geldi? Bu Z'den dolayı, bak şu Z'den dolayı, şu Z'den dolayı beta buraya mı geldi? E bu açı normalde teta değil miydi? Evet, ama şimdi ne oldu? Alfa artı beta. O zaman ispat tamamlandı. Geçtim buraya. Hemen bakıyorum. M var mı burada? Hocam bu ne? M değil bu. Evet M değil. Zikzaklı bir şey. Ama görüntü M'ye benzediği için ne yapıyorsun sen? İşte ispata gerek yok. Sağa bakanlar ACE. Sağa bakanlar ACE. Sola bakanlar BD. O zaman bunlar da nedir? Birbirlerine eşitlerdir. Peki burada önemli olan ne? Önemli olan bu ikisinin paralel olması. Önemli olan ne? Öncelikle bu ikisinin paralel olması. Zaten bu paraleli de ben çizdim. Hemen antrenmana geçiyorum. Çok basit bir antrenman yapalım. Ne vardı? M kuralı vardı. M kuralı nasıldı? Şöyleydi hocam M kuralı. Öyle değildi, böyleydi. Nasılmış o bakalım? Burası 4 alfa ise dışarısı bunu 180'e tamamlayandı. Peki 4 alfa ise buna ne diyorduk hemen?
180-4 alfa. Bakın bunları çok iyi öğrenmen lazım. 4 alfa ise hemen yanında toplamları 180 ise biri 4 alfa ise birisi 180-4 alfa. Peki kimler sağa bakıyor? Bunlar. Kimler sola bakıyor? Bunlar. O zaman yazalım. 117 eşittir 180-4 alfa artı 2 alfa eksi 3. Bu ne ya? 3 burada. At karşıya. 120 eşittir 180-2 alfa mı? Evet. 2 alfa karşıya gitsin. Artı 2 alfa. 120 bu tarafa geçsin. 60 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldün. Alfa kaç çıktı? 30 çıktı. Bir daha bakıyoruz. 2 alfanı yazdın. 180-4 alfanı yazdın. Neden? Sağa bakanlar. Kime eşit? Sola bakanlar. 3'ü karşıya attın 120. 120'yi buraya attın. 180'den çıktı 60. Eksi 4 alfa 2 alfa. At eksi 2 alfayı karşıya. Aldın. Böldün 2'ye. Bitti. Alfayı soruyordu. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtim. Evet. Son sorularım artık. Çok az kaldı. Hemen bakıyorum. Hocam ben M biliyordum. M. Bak. Ben M biliyorum hocam. O M hangisi şu an gördüğüm M? Şöyle bir M var diyorsun. Bak. Burada ne var? 130 var. Peki şuraya alfa, şuraya alfa desem, şuraya beta, şuraya beta desem. Burası 2 alfa mıdır? Evet. Burası 2 beta mıdır? Evet. Peki sağa bakanlar 2 alfa artı 2 beta eşittir 130 mudur? 2 parantezine alsan alfa artı beta eşittir 130 mudur? Her iki tarafı 130'a bölmeyeceksin tabii ki de. Her iki tarafı ne yaparsın? 2'ye bölersen ne olur? 65 olur. Alfa artı beta 65'miş. Bak nasıl yaptım bunu bir daha söylüyorum. Şurada bir Z vardı bak. Şey Z diyorum. Şurada bir M vardı ondan yaptım. Ama hocam şurada da bir M var. Göster bakalım hangi M. Evet koyu olarak çiziyorum şimdi. İşte bu. Bak karıştırma sakın. Burada koyu olarak gösteriyorum. Sen de bunu iyi anla diye böyle ilkokul çocuğu gibi boyadım burayı. Ne yaptı burası? Bak M'nin bu tarafa bakanı artık şu taraftaki gitti. M'nin bu tarafa bakanı bu da gitti. Çünkü bunların ikisi bakıyor. Kime eşittir buraya? Peki ABC, ABC bize sorulan bu muydu? Buydu. Peki bunun cevabı neymiş? Alfa artı betaymış. E peki ben alfa artı betayı ne buldum biraz önce? 65 derece buldum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bu soru da böyle bitti. Çok güzel oldu. Allah nereye gidiyorsun? Buradasın. Hemen bakalım ne varmış burada. Okuyalım soruyu. DE paralelmiş. CF ışınına. O da BA ışınına. Bak B'den çıkmış A gidiyor böyle. O zaman ne oldu? FCD 130. FCD 130. E peki burada bir U var mı? Artık bak ben hiç yapmıyorum bir şey. Burası U'dan dolayı toplamı 180'den dolayı 50 mi? 50. Peki burası 50 mi? 50. Peki burası 100 mü? Bak burası 100 mü? Şu açım 100 mü? 100. Peki burada bir U var mı bak? Bir U var mı şurada? Var. 100 ise şurasına kaç kalıyor? 80. 100, 80. 80 kalıyorsa ikisi aynı açılar. Açı ortay olduğuna göre biri 40 buranın, diğeri de 40'tır. Hocam süper devam edelim. Bir U da burada var mı bak? Bir U da şurada var mı? Var. 40. Burası kaç o zaman? 140 oldu mu? Oldu. B, C, D. B, C, D. Şu açıyı soruyor bana. Peki ben bunların üçünün toplamının tam açı olduğunu biliyor muyum? 130 artı 140 artı. Şurası alfa olsun. Alfa eşittir 360 mı? Buralar ne oldu? 270 artı alfa eşittir 360 mı? Alfa eşittir 90 mı? Evet. Hocam niye öyle yaptın? Üçgen iç açıları toplamı 180'di diyebilirsin. Ama ben sana daha gösterdim mi onu? Göstermedim. Daha üçgen iç açıları var mı ortada? Yok. O yüzden ben ne yaptım? Başka bir yoldan yaptım. Ama tabii ki de sen öyle yapabilirsin. Alfa artı bana neyi soruyormuş? B, D, G. Şu açıyı soruyor. E bunların toplamı zaten neydi? Doğru açıydı. 100'e 80 toplarsan 180 eder. Ya da Z'den dolayı biliyorsun ki burası 80 ise burası da 80. O zaman burası 80 olduğunu gördüm. Alfanın 90 olduğunu gördüm. İkisinin toplamında 170 olduğunu gördüm. Ve zor bir soruyu da bitirmiş oldum. Hocam bu ne? Üçgen anlatmayacaktın. Evet anlatmayacağım. Üçgeni size sonraya bıraktım. Ama bak bugün ne gördük biz? Doğruda açı. Ben ne dedim sana? Doğruda açıyı göstereceğim. Sonra ne yapacağım dedim sana?
doğruda açıdan sonra üçgenleri göstereceğim. Doğruda açıyı iyi öğren ki üçgeni çok rahat yap dedim ben sana. O zaman demek ki bu üçgenler doğruda açıyla alakalı. Şimdi sana iki tane olay söyleyeceğim. Diğer videoda ispatını yapmayacağım. Süper bir şekilde hızlı geçeceğim. İyi izle şimdi. Çok iyi izle. İç açılar toplamı kaçtır? Dış açılar toplamı kaçtır diyor. Şimdi şunu şöyle uzatsam. Şurayı şöyle uzatsam. Doğrusal bir açı yapsam. Böyle gidiyor bu doğru. Peki burası doğru açı oldu mu? Oldu. Toplamı 180 mi? Evet. Pekala. Ben şuraya paralel bir doğru çeksem şöyle. Buraya paralel bir doğru ya da ışın çeksem. Paraleller ya. Peki sana bir soru. Bu teta ile burası teta aynı şey oldular mı? Oldular. Niye? Z kuralından oldu mu? Oldu. Peki sana bir soru daha. Şunla şu. Bir doğrunun üzerinde. Bak hangisi? Şurasıyla şurası. Bunlarda şurasıyla burası yöndeş açılar mıydı? Bu beta ile bu beta yöndeş açılardı. O zaman bu beta şuraya gelir mi? Gelir. İşte bu. O zaman üçgenin iç üç tane iç açısı. Bunlar yan yana değerler dışarıya. Bu tamamı alfa artı teta artı beta doğru açı oluşturdular mı? 180. İşte bak iç açılar ölçüsü neymiş? 180 dereceymiş. Peki hocam dış açılar ölçüsü nedir? Şimdi sana bir kural daha söyleyeyim. Üçgenin herhangi iki iç açısının toplamı diğerinin dış açısıdır. Herhangi iki iç açının toplamı diğerinin dış açısıdır. Bak beta artı teta alfanın dış açısı. O zaman bununki ne? Teta artı beta artı. O zaman bununki ne? Alfa artı beta artı. O zaman betanınki ne? Teta artı alfa. Bunların toplamı da dış açılar etti mi? Etti. Neden? Bak bununki ne? Alfa artı beta. Peki bunun dış açısı ne? Bunun dış açısı da alfa artı teta. Bak üçünü de topluyorum şu an. Toplarsam ne oldu? 2 alfa, 2 beta, 2 teta geldi mi? Geldi. Beta teta toplamı neydi? 180. Her birinden ikişer tane mi var? O zaman demek ki dış açılar toplamı da 360'mış. Peki iç açılar toplamının 180 olduğunu ispatladık. Dış açıları ispatladık. Peki arkadaşım sana bir şey daha söyleyelim. Neymiş o? Alfanın dışı iki iç açının toplamı diğerinin dışıymış. İki iç açının toplamı diğerinin dışıymış. İki iç açının toplamı diğerinin dışıymış. İşte bu kadar. Doğruda açı. Üçgenlere kaydık. Üçgenlere yön verdik. Artık bizim konumuz doğruda açı bitti. Bir dahaki videoda neyle görüşüyoruz? Üçgende açıda görüşüyor muyuz? Söz mü? Söz dedin ve karşında ödüllü soru. O zaman bu haftanın ödüllü sorusu da bu oldu arkadaşlar. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.